70 yaşını devirmiş bir inşaat şirketi. Onun kurulduğu zaman şu an Türkiye'de yaşayanların %90'ından fazlası henüz dünyada değildi. Onlarca yıllık ömründe dillere destan projeler üretti. Koç Holding bünyesindeyken Türk sanayisinin göz bebeği olacak fabrikalar inşa etti. Yıllar boyunca çok defada el değiştirdi. Yakın dönemde ise hikayesindeki gidişat beklenmeyen bir rotaya yöneldi. Markaların hikayelerinde bu hafta Garanti Koza İnşaat'ın hikayesi. Garanti Koza 1948'de Ankara'da Garanti Bankası iştiraki olarak kuruluyor. O dönem ismi Garanti İnşaat Limited. Kurulduğu yıl ilk işini de almayı başarıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ahşap işlerini üstleniyor. Kuruluştan 4 yıl sonra 1952'de şirket odak noktasını hükümet yatırımları, bayındırlık projeleri ve endüstriyel tesisler olarak belirliyor. 1976 yılında Koç Holding Garanti Bankası'na %62 payla ortak oluyor. 1982'de ise Garanti İnşaat'ın %80 hissesine sahip oluyor. Olup en büyük orta haline geliyor. 83'te Koç Garanti Bankasındaki hisselerini Doğuş Grubuna satıyor. Bu arada ek bir bilgi o dönemlerde Sabancı da Garanti'de pay sahibi ve onlar da hisselerini Doğuş Grubuna satıyor. Koça dönecek olursak Koç Holding bankadan çıkıyor fakat Garanti İnşaat'taki hisselerini satmıyor ve böylece inşaat sektöründe yer almaya devam ediyor. Endüstri projelerinin yanı sıra konut projelerine de ağırlık verilmeye başlanıyor. Almanya'daki önemli şirketlerden birisi olan Hochtief AG 1987 yılında Garanti İnşaat'ın %40 hissesini satın alıyor. 90'da ise şirketin isminin bugün bildiğimiz isme dönüşmesini sağlayan bir birliktelik gerçekleşiyor. Garanti İnşaat Koza İnşaat'la birleşiyor ve Garanti Koza doğuyor. Koza İnşaat o dönem yine koç grubu şirketlerinden birisi ve temel faaliyeti konut projelerini pazarlamak. Birleşmenin yapıldığı yıl Alman Hohti hisseleri %42'ye yükseliyor. Böylece Garanti Koza Türk-Alman ortaklığı olarak yoluna 10 yıl daha devam ediyor. Milenyum'un başlangıcındaysa yine Avrupa'dan bir başka büyük şirket İngiliz Balfour Beatty hisseleri %49,18'ini alıyor ve şirketin adı Garanti Belfor Way'de oluyor. 2004'te ise Mehmet Şükrü İlkel hisselerin %98'ini satın alıyor ve şirketin unvanı yeniden Garanti Koza İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi oluyor. Şirkete ne derece aşinasınız bilemiyorum fakat kurulduğundan itibaren bütün serüvenine baktığımızda Garanti Koza hem Türkiye'de hem de dünyada hakikaten kayda değer sayıda ve nitelikte projeyi hayata geçiriyor. Mesela yaptığı bazı iş merkezlerine bakacak olursak Beşiktaş Plaza İş ve Ticaret Merkezi, Koza Plaza, İkiz Kuleler Projesi, Çamlıca İş Merkezi, Balmumcu Koza İş Merkezi, Altınüzade İş Merkezi, Kadıköy İş Merkezi, Kodaman Sokak İş Merkezi. Girişte de söylemiştim, Koç grubuna ait birçok fabrika ve tesisi de bu şirket yapıyor. Ekranda da gördüğünüz gibi Tofaş, Ford Otosan, Arçelik bazı örnekler. Haliyle yaptığı fabrikalarla Türkiye'nin sanayisine de büyük katkı sağlamış bir inşaat şirketi diyebiliriz. Koç Üniversitesi'nde yine Garanti Koza inşa ediyor. Bu saydıklarım dışında da altyapı projeleri dahil pek çok projesi var. Neticede şunu çok net görebiliyoruz. Sadece uzun yıllardır var olan bir şirket olduğu için değil, bu uzun yıllar boyunca çok önemli projelere imza atan bir şirket olduğu için Garanti Koza önemli bir şirket. Ancak Garanti Koza tarihinde çok sorunlu olan bir projesi var. Belki de en sorunlu projesi bu. Esenyurt'taki Garanti Koza Park projesi. Bu projede yine dikkat çeken büyük bir proje ve büyük ölçüde de tamamlanmış bir proje. Buna rağmen belirli konularda çıkan sorunlar bu proje özelinde adeta bir kör düğüm oluşturuyor ve çok sayıda mağdur ortaya çıkıyor. Konunun bu kısmına geçeceğiz fakat öncesinde çok kısa projenin kapsamına bakalım. 1 artı 1'den 5 artı 1'e farklı büyüklükte daireler. Residence'lara ek olarak Swiss Hotel. 40 bin metrekare yüzülebilir yapay göl. Her bir blok için özel iskele. 4 kilometrelik yürüyüş parkuru. 70 bin metrekare ağaçlandırılmış yeşil alan. 63 kortan oluşan dünyanın en büyük tenis akademisi ve fitness merkezi. Koza Worlds of Sports Tenis Akademisi adlı bir tenis akademisi var ve tenis maçları için yapılan 8000 kişilik bir arenayı içeriyor. O bahsettiğim kortlar haricinde. Bu arena Federer'in de katıldığı İstanbul Open tenis ile açılmış. Projeyi kısaca tanıdık. Şimdi Garanti Koza o çok sıkıntılı sürecine, sorunlarına geçebiliriz. Mart 2020'de artı gerçekte çıkan habere göre Esenyurt'taki Koza Park evleri projesinden konut alan yüzlerce kişi Akbank'a dava açıyor. Akbank şimdi nereden çıktı diyeceksiniz. Bunu az sonra çok daha detaylı göreceğiz. Fakat girizgahı şöyle yapayım iddiaya göre binler mertebesinde mağdur var ve bu mağduriyetin en büyük sebebi evlere konan ipotekler. Şirketin Akbank'a 3 milyar lira borcu olduğu ve Akbank'ın Garanti Koza'ya verdiği borçlar karşılığında bu evlere ipotek koyduğu yazılmış. Mağdurlar Garanti Koza Park mağdurları adlı bir platform kurmuş ve platformun sözcüsü şunları söylemiş. Açılan dava sayısı yüzlerce. Bunlardan biri davayı kazandı. Dosyası istinaf mahkemesinde. Eğer buradan da lehimize sonuç çıkarsa dava açacakların sayısı artacak. Hali hazırda 3800 kişi ödeme yükü yükümlülüğünü tamamlamış, dairelerini teslim almış durumda. Hiçbir yere borcumuz olmadığı halde dairelerimizle ilgili tasarrufta bulunamıyoruz. Garanti Koza ile Akbank arasındaki kredi ilişkisi nedeniyle biz mağdur olduk. Yönetimle temasa geçtik ama çözüm bulamadık. Bu arada noter aracılığıyla bankaya bir ihtarname gönderilmiş ve bankanın şu şekilde bir yanıt gelmiş. Garanti Koza bankamıza teminat oluşturmak üzere bankamız lehine 25.10.2016 tarihinde 1 milyar 710 milyon lira ve 07.11.2018 tarihinde 1 milyar 250 milyon lira tutarında ipotek kurulmuştur. İpoteklerin fekki, garanti kozanın bankamıza taahhüt etmiş olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle mümkün olacaktır. Kısacası Akbank var olan ipoteklerin kaldırılması için şirketle arasındaki anlaşmadaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini istiyor. Şirket yükümlülükler konusunda ne diyor birazdan göreceğiz. Emlakkulisi.com adlı sitede Nuran Aydın'ın 22 Haziran 2020'de bir haberi var. Bu haberde garanti koza mağdurları platformunun yaşanan süreçlere ilişkin açıklamasına yer verilmiş. Açıklama uzun bir açıklama o nedenle tamamını okumayacağım ama bazı önemli noktaları özetleyecek olursak bu projenin aslında 4 blok olduğunu, önce 3 blok sonra da otel ekleyerek 8 bloğa çıkarıldığı, geç başlanıp geç bitirildiği, iki kez tadilata uğradığı ve başlangıçtaki proje olmadığı iddia ediliyor. Şimdi söyleyeceklerimi çok dikkatli dinleyin lütfen. Video sonunda bu noktayı vurgulayacağım tekrar. Duyacaklarınız bir gün hayatınızın en büyük hatalarından birisini yapmanızın önüne geçebilir. O açıdan sizin için çok kritik bir video olabilir bu. Söyleyeceğim ifadelerde anlamın bozulmaması için direkt olarak mağdurların ifadesini okuyorum. Sözleşme esnasında boşuna damga vergisi verilmemesi bahanesiyle planlı olarak notere tasdik ettirilip tapuya şer konulmadı. Bu sayede 2016 Şubat ayında teslimi yapılan ve bir kısmında oturumun başladığı daireler karşılık gösterilerek Akbank'tan 2016 Ekim ve Akfinans'tan 2017 Ağustos aylarında yüklü miktarda kredi kullandırılmıştır. Bu şekilde projenin tamamına kredi teminatı olarak ipotek konmuştur. İşte tüketicilerin en büyük mağduriyeti bu kısımda doğmuş oluyor. Mağdurların bir başka iddiası da şu bize satılan daireler ipotek gösterilirken şirketin bildirmemesi ve Akbank'ın soruşturma, araştırma zaaf ve eksiklikleri bu yaşanan durumlara sebep teşkil etti. Bu ifadelerden mağdurların hem şirketi hem Akbank'ı suçladığını anlayabiliyoruz. Ayrıca şunları da belirtmişler. İpotekle olarak bir kısım dairelerin tapu devirleri zorunluluktan devir alınmış. Bazı mağdurlar bunu da kabul etmemiştir. Halen bizlerin davaları devam etmektedir. İmar ve Şehircilik Bakanlığına, CİMER'e, savcılıklara yaptığımız şikayetlere de olumlu bir cevap alamadık. Bu konuda masak. ...ve BDDK'ya da suç bildirimi yapılmıştır. Proje maliyetinin üstünde bir kredinin kullanılması... ...2016 değeriyle 3 milyarlere üstünde... ...bizlere göre aynı mülkün birkaç kişiye satılmasıyla eşdeğerdir. Şu anda artan kurlar nedeniyle Garantikoza projenin çoğunu satıp tahsil ettiği halde... ...gelen krediyi muhtemel başka proje ve yatırımlara yönlendirdiğinden... ...tamamlayamamış, tamamen projeyi durdurmuş, AKbank'ta da mahkemelik olmuştur. Şirketin para hareketlerinin de bu nedenle incelenmesi gerekmektedir. Ve bu iddialar doğrultusunda mağdurlar hem Garantikoza hem Akbank'a dava açmışlar. Yine bir başka mağdur Tolga Mustafa Aydın TD Tüketici Dostu adlı YouTube kanalında kendi yaşadığı deneyimleri üzerinden süreç üzerinden 11 Şubat 2022'de bir röportaj verip durumu özetlemiş. Anlattıklarına göre 2012'de evini maketten satın alıyor. 2016'da evi teslim alıyor ve aynı yıl evine taşınıyor. Tüm borçlar bitince tapusunu istiyor ancak alamıyor. Ve kimseye de bu konuyla ilgili ulaşamıyoruz diyor. Banka tapulara ipotek koymuş ipotekli tapuyu da kimse almıyor diyerek mağduriyetlerini dile getiriyor. Ve diyor ki bankayla garanti kozu arasında dava söz konusu. Eğer banka kazanırsa bizim evlerimiz elden gidebilir. Topusunu alamadığı için hak sahibi olmadığını ve bu şekilde aslında maddi anlamda nedenli büyük bir riske maruz kaldığını belirtmiş oluyor. Şimdi ben ilk defa ev aldığım için e, orada da şey dediler bir daha notere gitmeyin boş boşuna 5-6 bin lira para ödemeyin 2012 senesinden bahsediyorum. Borcunuz yaralandığı zaman tapunuzu alacaksınız. Ondan sonra da bu masraftan kurtulmuş olursunuz. Ama sonradan biz öğreniyoruz ki yani avukatım aracılığıyla öğreniyorum da tabii. tabi. Ee, abi dedi notere gitmen lazım. Satış alman lazım. Tapuya gidip şerh koyman lazım. Sadece notere gitmekle de olmuyor. Tapuya gidip şerhi koyduğun zaman kralı gelse o evi benim elimde alamıyor. Şu an mahkeme devam ettiği için ve cevir icra kararı olduğu için evine bir şey yapılamadığını ama karar kalkarsa bankada çık derse tüm ödemesini yaptığı evden çıkmak zorunda kalabileceğini söylüyor. Sadece kendi deneyimleri üzerinden değil süreçle ilgili de bilgiler veriyor ve önemli bir noktadan bahsediyor. Bir bilirkişi raporundan. Sözlerine göre bu bilirkişi raporunda şu şekilde bir ifade var. Banka üzerine düşen görevi tam olarak yapsaydı, şirketin mali defterlerini inceleseydi, bu dairelerin satılmış olduğunu görürdü. Şirketin hesaplarına gelen binlerce ödeme ve açıklamalara bakılsa, ipotek aldığı bu dairelerin satıldığı ortaya çıkardı diyor. Geliyoruz 2021 yılının 30 Mart gününe. O gün Garanti Koza tarihinin en önemli günlerinden birisi çünkü 73 yaşındaki koca şirket için iflas kararıcı Çıkıyor. Şirket için iflas kararı bir alacaklının açtığı dava üzerine çıkıyor. Araştırma yaparken Instagram'da mağdurların açtığı küçük bir hesapla karşılaştım. Bu hesapta Garanti Koza'ya ait olduğu belirtilen bir açıklama paylaşılmış. Garanti Koza'nın internet sitesi aktif olmadığı için direkt birinci kaynaktan açıklamayı doğrulayamamış oluyoruz. Videolarda sık sık kaynak göstermemden anlayacağınız üzere bilgi paylaşılırken o bilginin kaynağına atıf vermek hem etik olarak gerekli hem de araştırma metodolojisi açısından gerekli ve bu metodoloji kapsamında da olabildiğince ana kaynağa, asıl kaynağa ulaşmamız gerekiyor. Çünkü başka bir kaynak, ana kaynaktan bir alıntı yaparken onu kendince ifade edip anlamını bozabilir. Eksik veya tahrif edilmiş şekilde sunabilir. Mesela az önce o çok önemli gördüğüm noktada ne demiştim sizlere? İfadeyi aynı şekilde okuyacağım dedim. Yanlış bir şekilde ifade etmemek için. Bunlara ek olarak şöyle bir risk de var. Olmayan bir şeyi başka birinin ağzından yazılmış gibi de gösterebilir birisi. Bu kağıdın üzerinde bir antet, imza vesaire yer almadığı için bu belge de doğru olmayabilir ama kimsenin oturup böyle bir dokümanda hazırlayacağını düşünmüyorum. Çünkü bunun için bir motivasyon görmüyorum ortada. Bu çok çok düşük bir ihtimal. O nedenle bu videoda bu açıklamanın gerçekten şirketin açıklaması olduğu kabulüyle ilerliyorum. Açıklamada iflas kararının kesinleşmediği belirtilmiş. Söz konusu tutarın şirketin öz sermayesine göre çok düşük bir tutar olduğu söyleniyor. İflas kararının veriliş şeklinin de mevzuata aykırı olduğu iddia ediliyor. Karar için istinaf başvurusu yapıldığını ve istinaf Mahkemesi'nce ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasının beklendiği belirtilmiş. Yine açıklamaya göre projede toplam 5843 bağımsız bölüm var. 3400 adedi müşterilere ait ve müşteriler bedelleri ödemiş. Bahsedilen bu bağımsız bölümlerden 4900'ü konut ve bu konutların 2100'ünün inşaat süreci tamamlanmış. Kalan 2800 konutsa %90-94 düzeyinde tamamlanmış. Projedeki Sivis Otel inşaatı ise 100 bin metrekare ve onun da 40 bin metrekaresi tamamlanmış. Otelin dışındaki alanların tamamlanması için 108 milyon liralık bir kaynak gerektiği yazıyor dokümanda. Yani mevcut durum öncelikle ve özetlenmiş. Sonra Garanti Koza, Akbank'ın sözleşmeye ve kanuna aykırı davranışlar sergilediğini, bunun da Ticaret Bakanlığı'na deliller eşliğinde bildirildiğini belirtmiş. Akbank, müşterilerimize ve şirketimize zarar vermiştir diyorlar ve kanuna aykırı olduğunu öne sürdükleri fiilleri sıralıyorlar. 850 milyon dolar üzeri bir harcama yapıldığı, bunun 650 milyon dolarının satışlardan elde edilen gelir ve şirketin öz sermayesinden karşılandığı, yaklaşık dörtte bir tutarında bir finansmanınsa Akbank tarafından karşılandığını söylüyorlar. Bankın, şirketin 50 milyon eurodan fazla nakline bloke koyduğu, ve bu parayı şirkete kullandırmadığını belirtiyorlar. Banka ile yapılan kredi anlaşmasının da 4 önemli kuralı Garantikoza'nın iddiasına göre şu şekilde. 1. Satılmış ve bedeli alınmış olan gayrimenkul üzerine ipotek tesis etmemek. Ki bu uygulanmış olsa ödemesini yapan ama evinde ipotek olduğunu ve tapusunu devralamadığını söyleyen tüketiciler mağdur olmamış olacaktı. 2. Katı irtifakı kurulması akabinde gayrimenkuller satılınca ve bedelleri şirket tarafından tahsil edilince ipotekleri kaldırmak. 3. Tüm konut ve dükkan bağımsız bölümler satılsa dahi kredi ödemesi tamamlanana kadar şirketin uhdesinde kalacak olan otel, spor tesisleri, alışveriş merkezi üzerinde ipoteğe devam etmek. 4. Banka nezdinde bulunan davacıya ait bloke nakit paranın dava konusu proje inşaatında kullanılmasına olanak sağlamak. Fakat Garanti diyor ki banka bu kuralların hiçbirini yerine getirmedi. 3400'e yakın müşterimiz satın aldıkları gayrimenkulün bedelini ödedi ve Akbank bunu bilmesine karşın sözleşmeye aykırı davranıp ipotekleri feketmedi. Bir de diyor ki arsa ipoteğinden kat irtifa hakkına geçilirken satılmış olan ve bedeli tahsis edilen gayrimenkullerin varlığını ve toplam değerini yazılı olarak 20 Eylül 2016'da e-mail ile banka teyit etmiştir ve bunun örneği İstanbul 21. Asya Ticaret Mahkemesi'nde 2019 Taksim 556 esas sayılı dosyada delil olarak yer almaktadır. Kredi ile alakalı noktayı da tekrar vurguluyorlar ve diyorlar ki banka kredinin 50 milyon eurosunu bloke edip bunu kullandırmayarak hem inşaatın tamamlanmasını kötü niyetle engellemiş hem de kullandırmadığı paraya faiz etmiştir. Garanti Koza iddialarına ek olarak kendi şirketinin müşterilere mağdur olmasın diye bankın tüm isteklerini yerine getirdiklerini fakat Akbank'ın sözünü tutmadığını, bankanın kendisine ait olan yazılarını dahi inkar ettiğini öne sürüyor, iddiada bulunuyor. 2019 Taksim 556 sayılı dosyanın adını az önce geçirdik. Orada delil olarak yer aldığını söyledikleri yazıda Akbank'ın şirkete karşı fazla ipotek tuttuğunu kabul ettiği yer alıyor diyor. Ancak sonrasında banka bunu inkar etti, ipotek yetersiz dedi diyor Garanti Koza tarafı. Ve döküman göre 172 milyon euro kredi için 2.1 milyar dolar ipotek alınmış. Bu durum çerçevesinde 2019 sonunda bankaya tazminat davası açılmış ve BDDK'ya da süreç hakkında bilgi verilmiş. Müşterilerin de kendi başlarına yürüttüğü senet iptal, tapu tescil, ipotek fekki davaları olduğu ve 48 adet tapu tescil davasıyla onlarca senet iptal davasının tamamında müşterilerin davayı kazandığı ancak buna karşın bankanın kanun ve sözleşmelere aykırı harekete devam ettiği neticede de müşterilerin zararını ve şirketin zararını artırdığını yine Garanti Koza tarafı iddia ediyor. Peki taraflar hiç mi bir araya gelmiyor derseniz Garanti Koza şunu söylüyor. Akbank'ın 2020 Haziran ve 2021 Nisan ayında şirkette iletişime geçip sorunu anlaşarak çözmeye niyeti olduğunu kendilerine ilettiğini bunun üzerine şirketin bankaya çeşitli teklifler götürüp hem müşterilerini koruyup hem de projeyi bitirmeye hedeflediklerini ama bankanın haksız ve yüksek kar bu teklifleri kabul etmeyip projenin tümü üzerinde hak sahibi olmayı istediğini. İşte bunları dile getiriyor. Yani ilk bakışta taraflar anlaşmaya niyetli ama bir araya gelince o anlaşma sağlanamıyor gibi bir durum var. Çünkü Garanti Koza'nın iddiası bankadan kaynaklı olarak ortaya çıkan müşteri zararını da şirketin üstlenmesinin talep edildiği yönünde. Ama onlar diyor ki projenin tamamlanmadığı ve müşterilerimizin zararının karşılanmadığı bir teklifi biz de kabul etmeyiz. Peki kabul etmiyor ama nasıl bir süreç planlıyor Garanti Koza? Açıklamasından sonraki sürece dair ne düşünüyor? Daha önce belirtmiştim iflas kararı istinaf mahkemesince kaldırılacaktır düşüncesinde. Akbank'ın tuttuğu ipotekler arasında haksız ve kanuna aykırı olanlar mahkeme kararıyla fek edilmeye devam edecek diyorlar. %90 ve 94 tamamlanma oranına sahip iki konutun kalan kısmının maliyeti alacaklarımız ve diğer ek kaynaklarla temin edilecek. Bu konutlar bitirilecek. Banka dışı kesinleşmiş borçlarımızda yine alacaklardan ve ek kaynaklardan karşılanacak diyorlar. Diğer bankalara da bazı borçlar var. Bu borçlar o bankalara bırakılan fazla teminatla çözülecek. Proje yatırımları neticesinde KDV alacağımız var. Bu da devlet demelerinde kullanılacak şeklinde planladıkları yapıyı özetliyor Garanti Koza tarafı. Akbank'a karşı tazminat davası sürecine devam edeceklerini ve elde edilecek tazminatın önemli kısmının müşteri zararlarının tazmini için kullanılacağını da yine söylüyorlar. 10 Aralık 2023'e geldiğimizde ise Halk TV internet sitesinde Garanti Koza'nın 1415 dairesinin icradan satılacağına dair bir haber var. Oyuncu Özge Özpirinççinin de buradan daire aldığı ve dairesini teslim alamayan mağdurlar arasında olduğu belirtilmiş. Bu arada buradan konut olanlar arasında sadece Türk vatandaşlar, yok. Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Irak gibi ülkelerden de yatırımcılar var. İlk icra ihalesi 28 Aralık 2023. Varlıklar ihalede satılamadığı takdirde 26 Ocak 2024'te bir ihale daha yapılacak denmiş. Ve 5 milyar 500 milyon lira toplam bedelde bir ihale olduğu söyleniyor. İhalelerin sonucu ne oldu? Buna ilişkin bir bilgim yok. Geliyoruz 5 Ocak 2024'e. Patronlar Dünyası isimli sitenin haberine göre daha önce özetlediğimiz süreçten etkilenen bir vatandaş mahkemeye gitmiş ve dava açmış. Mahkemede söz konusu konutun ipotek şerhlerinden arındırılarak vatandaşın ismine tescil edilmesi kararını vermiş. Mahkeme bu kararı alırken davayı açan tarafın ödemelerini yapmasına rağmen Garanti Koza'nın dairenin mülkiyetini tapu devriyle müşteriye vermemesini iyi niyetli olmayan bir fiil olarak değerlendirip bu kararı alıyor. Ayrıca bankayla Garanti Koza arasındaki kredi sözleşmesi çerçevesinde bu dairelerin ipotek olarak verilmesinde bankanın basiretle hareket etmediğini ifade etmiş. Yani bunlar ipotek olarak alınmamalıydı denmek istiyor. Dolayısıyla mahkeme hem Garanti Koza hem de bankanın hatasının ve veya kasti tutumunun bedelini vatandaş çekmemeli demiş oluyor. Evet, mağdurların ifadeleri, mahkeme kararları ve garanti kozanın olduğunu varsaydığımız açıklama üzerinden konuyu genel olarak ele almış olduk. Bankanın daha önce bahsetmiş olduğum ihtarname sonrasındaki açıklaması dışında başka bir açıklamasına denk gelmedim. Eğer gelmiş olsam onu da sizlerle paylaşırım. Peki bu kadar konu konuştuk ve bahsettiğim bilgiler dışında yeni güncellemeler yoksa durumun içerisindeki karmaşıklık hala devam ediyor diyebiliriz. İyi de büyük resme bakacak olursak bu video sizler için neden önemli? Şöyle düşünün. Buradan daire alanlar arasında belki çok büyük birikim olan insanlar var. Yani burada yaşayacakları maddi kayıp onlara belki çok etki etmeyecek. Tabi yine az buz bir şey değil ama o insanlar için o denli önemli olmayabilir. Fakat muhakkak ki bir evim olsun düşüncesiyle yıllarını veren tüm emeğini buraya yatıran kişiler de var bu insanlar arasında. Şimdi siz bu profildesiniz diyelim. Böyle bir işe girişiyorsunuz. Ümitleniyorsunuz. Benim de bir evim olacak diyorsunuz ve siz burada 20 dakikada özetlediğim ama aslında uzun zaman süren karma karışık süreçlerle yüzleşip mağdur oluyorsunuz. Halbuki noter süreci yürütülse ve tapuya da şerh konulsa evini alanın içi rahat olacak. Bu mağduriyeti yaşamayacak. Bakın aslında çok basit bir şey. Belki kimisi bunu bilmediği için yapmadı. Kimi ise masraf olarak gördü. Kimisi şirkete güvendi. O zaman buradan çıkarılacak 3 ders var. Birincisi bilmek zorundayız. Bir şeyi alıyorsak da satıyorsak da bileceğiz. Onunla alakalı detaylara vakıf olacağız. Bilemiyorsa bilene soracağız. Öğreneceğiz. Hem de bir bilene değil, birden çok bilene soracağız ki, söylenilenler tutarlı mı? Kontrol edelim. İkinci çıkarımımız şu, çok önemli konularda bazı masraflardan kaçmayacağız. Bazı harcamaları gönlümüz razı olmasa dahi yapacağız. Çünkü bu harcamalar bizler için bir sigorta görevi görüyor. Emin olun şu an zamanı geri alsak, mağdurların hepsinin ilk yapacağı iş noter ve şerh süreci olurdu. Çıkan ücretleri de bir saniye düşünmeden öderlerdi. Yani ikinci öğretinin özeti, eşekten düşenin halini anlayanlardan olmak istemiyorsak eşeği sağlam kazağa bağlayacağız. 3- Ticarette %100 güvene yer vermeyeceğiz. Her şeyimizi yazılı yapacağız. Sözlü sözleşme yapmaktan uzak duracağız. Yazılı sözleşmeyi okuyacağız ve şahlerimiz varsa ekleyeceğiz. Karşıdakinin kötü niyeti varsa eğer o niyetin önüne bu şekilde geçeceğiz. Son söz. Bu denli bozulmuş bir dünyada, çıkarın herkesin iliklerine işlediği bir evrende ancak aklı selim kalabilenler başkalarının çıkarlarının mağduru olmanın önüne geçebilir. Nasıl yapacaksınız bunu aklınızı diğerlerinin aklından üstün hale getirerek o zaman kolay gelsin